Peri Ayşe. Çıkamam, çıkamam. Anlamıyor musun beni? Çıkamam. İyi, sen bilirsin. Evini aldığında da sen de benim kölem olursun. Bütün pis işlerimi sana yaptırırım. Lütfen buradan başka nerede ev bulabilirim ki? Nerede yaşarım ben? Yeter, çok dur yaptın. Sen çık şuradan bakayım. Gömle, kaçma içeri. Gel bakalım, seni güzel ev artık benimsin. Bakalım başka nerede daha güzel bir ev bulabilirim. Bütün güzel evler benim oğlum. Wow, şu eve bir bakın. Asansörlü, mutfağı. Oo, havuz mu bu? Ah, koydura da var, mükemmel. He? Bu kim be? Şuna bak nasıl uyuyorsa. Şşt, hey! Kalk dedim, kalk. Ne oluyor? Sen de kimsin? Merhaba tatlım. Seni kendimle tanıştırayım. Yeni ev sahibi. Ne? Yeni ev sahibi mi? Evet tatlım. Kölen mi olmayı tercih edersin yoksa gitmeyi mi? Üf, ne saçmalıyorsun tuhaf kılıklı. Git evimden. Şimdi sıra bu evde. Bir bakalım. Oo, mutfağı biraz küçük gibi. Bu küvet kristal mi? Of, ben bununla ne kara büyüler yaparım. Güzel. Şurada bir akvaryum mu var? Wow, bunların hepsini birer küçük canavarlara dönüştürüp dünyaya salabilirim. Güzel, harika. Burası biraz boşmuş. Yatak odasının genişliğine de bir bakın. Güzel güzel, bu evde benimle geliyor. Ay, ne güzel bir lise böyle. Merhaba. Sen de kimsin? Bu evin yeni ev sahibi benim tatlım ve kiraya da vermiyorum. O yüzden de sen gidiyorsun. Ne? Ne diyorsun? Korkunç kadın. Bırak beni. Bırak beni, ne yapıyorsun? Bırak orayı. Bırak orayı. Git evimden. Burası benim evim diyorum. Bırak. Oh be. Sen de benimle geliyorsun tatlım. İşte böyle oldu Peri Ayşe. Beni zorla evimden çıkardı. Beni de uykumda tuttu, fırlattı. Elinden canımı zor kurtardım Peri Ayşe. Beni de tehdit etti kölesi olmakla. Evsiz barksız kaldık. Lütfen bize yardım et. Evlerimizi görüver Peri Ayşe. Tamam, sakin olun. Size evlerimizi geri getireceğim. Cadı içinde harika bir ev planım var. Ne? Ev planı mı? Bize bunları yaşattıktan sonra cadıya bir de ev mi vereceksin Peri Ayşe? Onun da tabii ki bir yerde yaşaması gerekiyor. Ama hak ettiği yerde. Aa, şuna bakın. Gördüğünüz gibi bu kocaman bir hapishane. Cadıyı yakalar yakalamaz buraya tıkacağım. Bu hücrede tek başına yaşayacak. Tabii bununla anlaşabilirse. Ya bırakın beni! Ne varmış, banka soyduysam? İhtiyacım vardı. Kehrinden bir yaptı, bırakın beni! Şu evlerimin güzelliğine bakın. Acaba diyorum ki bunu yazlık mı yapsam? Bunu da kışlık mı yapsam? Ay küçük bu minnaşı da aylık mı? Haftalık, günlük, saatlik her şeyi düşünebilirim. Hatta ki bunun eşyasını alırım. Bununla yer değiştiririm. Canımın istediği her şeyi yapabilirim. Çünkü artık bu evler benim. Evler senin falan değil. Bu evler hepsinin birer sahibi var. Seni kötü cadı. Peri Ayşe, yine mi sen? Çıktın başımda. Şimdi seni hak ettiğin yere indireceğim. Evet, işte hak ettiği yere gitti. Ve şimdi bu evleri de sahiplerine teslim etme zamanı. Peri Ayşe'ye çok teşekkür ederim. Sonunda evime kavuştum.
Ah, ah be, insanın evi gibisi yok. Uyumaya kaldığım yerden devam edebilirim. Bütün bu yaşananlar beni çok yıprattı. Şimdi biraz rahatlama zamanı. Ne işin var benim burada? Çıkarın beni! Aa, bırakın! Sessiz olun! Sessiz olun dedim! Ne varmış? Banka soymuşsam ihtiyacım vardı! Çıkarın beni burada! Sessiz ol! Sen mi hırsızsın? Cezanı çekeceksin! Hırsızı ne? Ben hırsızlık falan yapmadım. İhtiyacım olduğu için aldım. Bıktım mağarada yaşamaktan çünkü! Buradan uzun bir süre asla çıkamayacaksın!